Bizlere nasip oldu sizleri misafir etmek. Afganistan Türkmenleri, burası Afganistan Türkmenleri Derneği'nin merkezi. İnşallah yerimiz biraz dar ama gönlümüz geniş. Yakında inşallah bir yerimiz de açılış olacak. İnşallah orada sizleri ağırlamak isteriz. Altı katlı bir binamız hazır oluyor. Bağlıyorum. Açıldı. İnşallah en kısa zamanda sizleri tekrar yeni yerimizde de görmek isteriz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun diyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Onlarımızın bilgilendirilmesi ve onların davet edilmesi arzumuzdur. İkincisi, Türk Soyun protokol listesinde federasyon birlik başkanlarımızın yer alması arzumuzdur. Üçüncüsü, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen Şuşa'daki açılış ve kapanış etkinliklerinde bulunmayı arzu ederiz. Katkı sunmayı arzu ederiz. Şuşa'da mesela Türk Dünyası STK Başkanları Kültür Çalıştayı'nı düzenlemek isteriz. Eğer bu konuda zatınızın ve yardımcılarınızın desteği olursa. Yine Şuşa'da Türk Göçmen Mülteci Kültür Sanat Çalıştayı düzenlenmesini yapabiliriz. Buna destek olursanız. Neticede Karabağ'da çünkü bir kaşkın ve muhacir göçmen yeri. Bütün bu göçmenlerin kültür ve sanatlarını orada buluşturma imkanımız olabilir. Kırgız'ın, Özbey'in, Kazak'ın, Türkmen'in bütün kültür sanatlarını böyle bir çalıştay çerçevesinde buluşturabiliriz. Yine Türksoy'la birlikte tabii ki ortak böyle bir Türk dünyası Nevruzlar oluyor ama belirlenen bir tarihte ortak bir Türk dünyası gecesi ne ihtiyaç var. Türkiye'de epeydir düzenlenmiyor böyle bir gece. Bir gece düzenlenmesinde fayda var. Onun dışında tabii ki zaten sizin Türk dünyasından müzik ve dans gruplarının getirilmesi noktasında Türksoy zaten bu üzerine düşen görevi yapıyor ama bizim de ayrıca özellikle işte Afganistan'dan mesela böyle bir talebimiz olunca bu talebin desteklenmesi noktasında da sizin yardımınıza ihtiyacımız var. STK'larımızın birkaç kültür sanat etkinlikleri oluyor. Kültürel yayınları oluyor. Birazdan göreceksiniz. İşte bu önünüzdeki kitap gibi. Mesela Muhakemetin Mügateyni tıpkı basımı. İşte Nevai'nin hayatı eserleri. Yine bir başka bir sempozyum düzenledik. Onu kitaplaştırdık. Bu tür yayınların çoğalmasını arzu ediyoruz tabii ki. Bu yayınların neşri konusunda bize yardımcı olursanız minnettar kalacağız. Şöhret bizimdir. Adım Türk, soyadım iman.
Adım Türk, soyadım iman, unutma. Tarih divanında hürmet bizimdir. Sen neler söylersin bilip bilmeden? Türklük kananında pişmişken bu ten, gökyüklü sancağı, Yağız yer vatan, Orhan ilkesi, Ruslat bizimdir. Biz bugün düşsek de felek cebrine, tarihiz Türklük, töre emrine, inanmazsan bak Gazneli devrine, dünyayı titreten Haşmet bizimdir. Büyük Selçuklu'dur, Büyük Selçuklu'dur geçmişte izim, çöktü ise secdede çökmüştür dizim. Süleyman Şahoğlu, Ertuğrul bizim, Osmanlı dediğin devlet bizimdir. İslam kılıcının kemali ceddim, o Şeyh Ekber'in hayali ceddim, bu nazlı bayrağın hilali ceddim ve sönmez yıldızı Nusret bizimdir. Söz kısası özüm Türkmen, canım Türk, damarımda bayrak rengi kanım Türk, senin dörtse benim yetti yanım Türk, kutlu sevda ebediyet bizimdir. Teşekkürler. Bu Türk Soy Genel Sekreteri olarak genel bir benim çok büyük insanlık da bu genel sekreterlik görevinde de bu bizim Türk kardeşlerimizi ayrıca bu bizim Türk kardeşlerimiz İrak Türklerini, Türkmen Türklerini, Akska Türklerini, yine bu burada Azerbaycan Türklerini, burada Kırgız, Türkiye'de yaşayan Kırgız ve Tayvan'da yaşayan Kırgız Türklerini, Özbek arkadaşlarımızı, hepsi arkadaşlarımıza ben destek vermek istiyorum. Bunlar bizim Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası. Onlar bizim Katar'ımızda bulmak gerek, onlar bizim yanımızda bulmak gerek. Sonuçtan bizim çok çok büyük hayatlarımızda biz görmek isterim sizlerle. Bu Türk arkadaşlarımız sesi de burada çıkmak gerek. Dünya bize bir Türk atamızın babamızın balları, çocukları kadar bizi 30 yıl oldu bizim kuruluşuna. Bizim uluslararası organizasyonumuz Türk Soy, Türk dünyasında ilk organizasyon. 1993 yılı 12. Haziran'da kuruldu. Biz Türk devletleri, Türk milletleri, biz politik, ekonomik, yani askeri alanında biz birikmedik. Biz kültür alanında, kültür sanat alanında birikmedik. Sebep bizi biriktirgen, bizi bu görüştürgen, bizi kopura bulgan bu bizim dilimiz, Türk dilimiz. Bizim dilimiz, bizim mentalitetimiz, bizim Türklük birliğimiz bizi biriktirdi. Bu sizlerin aktif çalışmamız gerek. Sizler de bizim hayatlarına katılmanız gerek. Bu konserlerimizde, bu Duray'da bizim arkadaşımız. Şuşa, bu Kültür Başkent açılışında. Bir yıl biz bu Türk Soy'un 30 yılının ilk biz Kazakistan'da start veremiz, veremiz, destek veremiz. Şunlukta ben bugün sizlerle görüşmeye geldim. Ben çok mutlu oldum bizim tuğanlarımızı gördüm. İnşallah bu sizlerin aranızda da şiir yazganlar var. Doğru mu? Şairler var. Hikaye yazganlar var. Bunlarının kitabını. Şiir 3-4 kitabı var mesela Kemal Bey. Kitabını. Evet. Bu sıkıntı yok. Kitabını biz hazırlıyoruz. Biz kitabını yapalımız. Bunu da Türk Soy'dan. Yani hazır arkadaşımız kitap göstertti bize. Evet, evet. Onun tanıtımını Türk Soy'da Ankara'da yapar. Tamam. Bu Türk Soy'un kurulu 30 yıl önce kuruldu. Ama ilk defa Türk Soy gibi Türk devlet teşkilatlarını, Kültür Bakanlığı'nın katılımıyla kurulan, yani Türkiye'nin UNESCO'su diyebilir miyiz? Türk dünyasının UNESCO'su olan bir kurumun başı ilk defa bu ziyaretle birlikte kapısını diasporadaki Türk dünyasıyla ilgili göçmen ve soydaş derneklerine kapısını açıyor. Bu son derece önemli.
Neden önemli? Şu açıdan bakın, Türk Devletler Teşkilatı'nda Kıbrıs gözlemciliği olarak kabul edildi. Biz ne talep ediyoruz? Diyoruz ki Ağızkanlılar, işte orada olmayan Afganistanlılar, Uygurlar vesairedir orada gözlemci olsun diyoruz. Aslında Sayın Reyes, Sayın Bakanımız gelin kapıyı açmakla aslında hepimizi Türk soyun bir gözlemci üyesi olarak kanadına almış oldu. Yani kanadına almış oldu, bu çok önemli bir şey. Yani kendisine çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. Hoşdaniz, hanımefendiniz, hoş geldiniz. Bütün STK başkanlarım, sizler de hoş geldiniz. Bugün burada başkanlar olarak birlikte bulunmaktan mutluyuz. Hemen. Öncelikle İsmail Başkanımın istekleri var idi. Arkasından siz Başkanımız, Genel Sekreterimiz, Bakanımız, siz Sultan Bey'in buna karşılık yapacağınız şeyler ve bizlerle beraber olacağınız etkinliklerde olsun, diğer çalışmalarda da birlikte olacağımızı söylemeniz bizi gerçekten mutlu etti, sevindirdi ve gurur verdi bize. Biz de elimizden geleni yapacağız. Sizlerle birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz. Fehim Başkanımızın dediği gibi bizim de bir 5 katlı bir binamız, 2. bir binamız yapılmaktadır. Oranın açılışını da yakın bir zamanda yapacağız. Sizi de oraya bekleriz. Sizi görmekten aramızda çok mutlu olduk. Biz genel merkezimiz İstanbul'da olmak üzere 9 ayrı ülkede faaliyet yapan uluslararası bir kuruluşuz. Bunlar işte Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan ve Amerika olmak üzere Türkiye ile beraber 9 ülkede ofislerimiz mevcut. Azke Türkleri ile alakalı çalışmaları yürüten yetkili bir kuruluşuz. Tabii ki Türk dünyası içerisinde her zaman olmak, onların bir parçası olmaktan da ayrıca onur duyuyoruz. Çünkü bu Türk toplumunun bir ferdiyiz bizler de. Biz de birçok alanda, kültürel ve sanat alanında hem kendi iç alanımıza yönelik hem de Türk dünyasıyla alakalı birçok çalışmaların içerisindeyiz. Genel Başkanımız Sayın Ziyaettin Kasanoğlu Başkanlığı'nda. Biz tabii ki Türk soyuyla daha yakinen çalışmayı, kültürel ve sanat alanındaki Azeri Türklerinin de bu kültür ve sanat alanında içinde yer almasından son derece mutlaka mutlu oluruz. Ayrıca bizler Sayın Bakanımızla malum olduğu üzere Genel Başkanımızla yakinen tanıştık. En son Sayın Bakanımızı geçen yıl 2021'de Antalya'daki 4. olan genel kurulumuzdaki forumda konuk etmiştik, onu duymuştuk kendisinden orada olmasından dolayı. Her zaman bu birlikteliği biz mutlaka sizlerle beraber olmayı arz ediyoruz. Hatta İsmail Başkanımıza şunu diyeceğim, Türk dünyası STK'larının bir WhatsApp grubunun da oluşturularak daha yakinen bu çalışmaları kendi aramızda istişare etmekle bir önerim olursa eğer istirham. Mehmet Emre Öztürk ben. Yaklaşık 10 yıldır uluslararası ve ulusal basında gazetecilik görevini yürütüyorum. Aynı zamanda akademik olarak da çalışmalarım var. Bugün buraya kıymetli Güngör Bey ve Esra Hanım'ın katılımıyla geldim. Biraz hazırlıksız geldim, kusura bakmayın. Burada olmaktan büyük onur ve şeref duyduğumu da belirtmek isterim. Dil konusuna değindiniz. Biz de basın olarak elimizden geleni tabii ki yapacağız. Özellikle basın ve medya konusunda enformasyon çalışmaları yapılırken tek bir odak noktası oluyor. O da anlaşılabilirlik ve bir ortak dilin belirlenmesi oluyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Her ne kadar Türkçeyi değişik lehçelerde burada konuşuyor olsak da bizleri bir arada tutan bir kültür var. Birbirimizi gözlerimizden dahi bu kültürle anlıyoruz. O yüzden bu birliğimizi, bu beraberliğimizi dil noktasından da ileri noktalara taşıyarak kültür ve sanat alanında olsun, yine basın alanında da olsun, elimizden geldiği bütün çalışmalarla sizlere destek vermekten onur duyarız. Herkese çok teşekkür ederim. Savaş Avcı, Türkmenlerin Sanat ve Derneği Genel Başkanı. Türkmenlerin deyince Irak Türkleri yaşadığı coğrafyayı düşünüyoruz. Sizin de zaten geçen hafta Ankara'da beraber 16 Ocak şehitler alma toplantısına katılmıştır. Allah sizden razı olsun. Şimdi İsmail Başkan'ın da dediği gibi bu
köprü önemli. Yani bizim bu sivil toplum örgütleri, özellikle Türk dünyası, sizin de teşkilatla şu anda kurulan bu köprünün güçlendirmemiz lazım. Dediğimiz tabii dil birliği, tek elfaba. Kültürümüz farklı olabilir bölgelere göre ama dilimiz aynı dil olması lazım. Ve ikincisi de tarihimiz, yani bütün Türk dünyasında okutulan tarihlerin de aynı olması lazım. Türkmenistan'da Türk milletinin ayrı bir tarihi, Türkiye'de ayrı bir tarihi değil. Aynı kitap, aynı tarih ve aynı tarihi olması lazım. Bununla da ilgili sizlerle de kanat altına girmeyi bizler de temenni ediyoruz. Ramazan Yurttaş, Afgan Türk Dostluk Konseyi Derneği adına ve yönetim adına Sayın Bakanımı selamlıyorum. Aramıza hoş geldiniz. Sizinle tanışmaktan, sizinle bir araya olmaktan çok mutluyuz. Bizim Afganistan Özbekleri olarak 250 seneden beri elin altında ezilerek yaşıyorduk. Bu Türk Devletler Teşkilatı Birliği'nin kurulmasından çok memnun olduk. O kadar mutluyuz ki bizim ninelerimizin, dedelerimizin, babamızın, ecdadımızın arzularıydı, istekleriydi Türk dünyası birleşmesi. Bu yüzden çok mutluyum, heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim bizim aramızda geldiğiniz için. Komura türlerini birbirine tanıştırmak için bayağı da bir nüfusumuz var. Kazakistan'da, Orta Cüz'de varız, Özbekistan'da varız, Kırgızistan'da da varız, Türkmenistan'da da varız, Afganistan. Yani birçok ülkede varız ve çok eski bir Türk boyuyuz. Biz de Komura Türklerini dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Türk tarihin 9 Oğuz 10 Uygur'la başladığı Doğu Türkistan topraklarından gelen bir Uygur kardeşimizin ve 12 mukamın Türk dünyasındaki kültür ve medeniyetin beşiği olan bu toprakların evladıyım. İnşallah Türk birliğine gelince Yüce Devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi en büyük hayalim, arzum bir gün İstanbul'da çıkacak olan bir gazetenin tüm Türk dünyasında okunmasını istiyorum. Arzusunu inşallah hep birlikte yerine getiririz. Bunun için Cenab-ı Allah Türkiye Cumhuriyeti Devletimize, tüm bürokrasi kesimine daha da güç kuvvet versin inşallah. Tüm Türk dünyası bir araya getirebiliriz. Ayağınıza sağlık, sizin de ve tüm yardımınıza. Uygur Medeniyet Kültürü Tiyatro'da işledim, 5 yıl işledim, Almatya'da. Uygur Tiyatro Murat Ahmedi ile işledim. 2018'de, 19'da Türk soyu ile birleşip bizden 12 mukamdan geldi. Garip Senem'den geldi. Bizden İsmail Başkan'ın yardımı ile bizde çok çok yardım kıldı. Biz Uygurlar için başka bizden medeniyetimizi kollaydı. Bu yerde sizge rahmet. Yani Kazakistan Uygur Tiyatro'nı birlikte İsmail Başkan'ın gücü ile bırakılaydı. Malumunuzdur ki 100 yılda bir Türklere nasip olan bir kazanım sağlandı. Türkiye-Azerbaycan dayanışması da Türk dünyasının dik duruşundan dolayı Zengezur Koridoru meselesi. Bu Zengezur Koridoru biliyorsunuz Türk dünyasını önce Türkiye'ye ve Avrupa'ya ve dünyaya bağlayacak bir kazanımdır. Bunun tabii gelişmesi, Azerbaycan'ın güçlenmesi, Türkiye'nin güçlenmesi bölge ülkelerinde çok büyük bir rahatsızlık vermektedir. Biz Türk dünyası olarak bu konuda dik duruşumuz, Türkiye ve Azerbaycan'ın yanında oluşumuz birçok ülkeleri rahatsız etmektedir. Başta İran olmak üzere, Ermenistan olmak üzere. Bu arada da Türk soyu vermiş olduğu yakın zamandaki bu desteğinden dolayı sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Benim birkaç sorum olacak. Çok konuşmadan kısa geçeceğim. Birinci, Afganistan Türklerini bu uğraşımda bu platform içerisinde bunları nasıl düşünüyorsunuz? Afganistan Türkleri yakından takip ediliyor mu? Afganistan'da bugünlerde bakarsanız yüzlerce öğrencilerimiz sahipsiz Afganistan'da okuyamıyor. Türkiye'de gelip de kaçak gelmişler de onlar da okuyamıyor. Buna özellikle Özbekistan Devleti, Afganistan'da, Özbekistan Devleti üzerinde kültür, sanat üzerinde çalışan Afganistan Türkleri oralara getirilip eğitim verilmesi çok önemlidir. Özellikle Kazakistan'a, Kırgızistan'a
Barın evler oradaki öğrencilerimiz getirilmesi gerekiyordu. Türkiye'de de aynı zamanda Türkiye bir takım bu işlere uğraşıyor, yapıyor sağ olsun. Orada da bu Afganistan'daki Türklerin kültürünü, sanatını öne çıkarmamız gerekiyor. Çünkü Afganistan'da 13 milyon Türk var. 13 milyon Türk bugün bazı ülkelere bakarsak 2 milyon var. Ama bugün kültürüne de bakamıyoruz, onların sanatına da bakamıyoruz, sahip çıkamıyoruz. Ama buna lütfen eğer olursa sahip çıkalım, olur. Afganistan'da bunu yapamıyor biz. Türkiye'de gelenlerle beraber yapalım. Özbekistan'dakilerle beraber yapalım. Kazakistan'dakilerle beraber yapalım. İhbarlarım, nevilerim, hepilerin hakkını var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Mehmetçik Kulus, kovumun aldır bile öyle bir de. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah lezî at'amana ve sakana ve ce'alana min müslümin. Amin. Kulû ve şrabû ve la tüsrifû inne ve la yuhubbil müslümin. İlâ ya Rab, birliğimizi daim eyle. Amin. Vatanımızı kaim eyle. Amin. Bu Türk birliğini ilâ yevmil kıyama, milletinin başına kadim ve kaim eyle. Amin. Bizleri birlik ve beraberlikte her zaman böyle yan yana gelmeyi de nasip eyle. Amin. Tekrardan ben misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Genel sekreterimize de bize önce olarak Türk soyun, kültür ve sanatta bize yardımcı olmasını istiyoruz. İnşallah biz de Türk soylu kardeşler olarak sanatta, sporda, siyasette, bazı yerlerde olmak, icap etmek gerekiyor. Buradan herkes, her yerde istediği görevi aldığı zaman bu görevlerdeki asıl maksadımızın Türk soyumuzu ilelebet ahirete kadar biz bu soyu koruyarak bu soyumuzun şerefini, namusunu ve zenginliğini, kültürünü tüm dünyaya yaymaktır. Biz bunu yaparken gerektiği zaman YouTuber olmak, gerektiği zaman dediği gibi bir arkadaşımız 2 milyonluk, 1 milyonluk gazetecimizin takipçisi varmış. Şu anda dünyada platformlar değişti, mecralar değişti. Ben de görüyorum ki basınla, medyayla biz sesimizi duymaya devam edeceğiz inşallah. Yani Sayın Bakanımız, Türk soyun kapısını bize açtı. Tabii ki Türk soyun kapısını aşması demek Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, efendim Azerbaycan, Özbekistan, Tataristan belki bunların da kapısını bize aşmış oldu. Bizim yapacağımız şey diasporada bizler, Türk dünyasını temsil eden bizler, hoyratımızla, müziğimizle, kültürel ritüellerimizi hazırlayıp Türk soya projelendirip sunmak, destek talep etmek. Onun için kendisine minnettar. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah.